Duygu hanımefendi için, Sayın Duygu Kurt için efendim. Kendisi öğrencidir. Neydi bölüm? Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Maşallah ne güzel. Son sınıf öğrencisi, bitiriyor. 8 ay önce de başlamış çalışmaya. İlk adımını atmış kariyerindeki, iş hayatındaki ilk adımını. Değil mi? İK'cı kendidir. Doğrudur. Onun dışında boş vakitlerinde kanaviçe yapar. Pandemi döneminde yaptım. Çok boş vaktim olduğu için ama şu an tabii vakit ayıramıyorum. Uğraşamıyorsunuz. Ama severek uğraştım. Ama bakın bize ne güzel. Vakit ayırmışsınız. Yani bir kanaviçeden daha fazla değerimiz olduğunu bilmek mutluluk verir. Elbette, seve seve. Şimdi bugünün kazananı olursanız ama bir daha çağıracağız. Sonra bir daha çağıracağız. O hesabı da yaptınız tabii değil mi? Tabii, memnuniyetle gelirim. O zaman güzel bir arkadaşlığın başlangıcı diye kabul edelim. İlk sorunuzu da soralım. Tamam. Bugünkü sorularımız biraz zorca. Özellikle dört harfli cevaplarımız. Hem size hem rakiplerinize söylüyorum. Biraz telaş yaratabilir bünyede. Merak etmeyin, aşağıya doğru yumuşacık olacak her şey. Tamam. Önce şunları bir halledelim. Bazı yörelerde yavrusuna gıdik bir denen hayvan. Hadi güzelimden. Yeter. Keçi. Keçidir efendim. İlk çüş bu anda yerindedir, yerleşiyor. Hindistan'la ilgili bir sohbet etmiştik, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. İşte bu soru içinde o sohbet. En koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıflardan her biri. Orada bir sistem var. Nokta nokta sistemi. Kast. Neydi o? Kast. Kast sistemi, çok güzel. Beni korkutmuştunuz. Gayet iyi bildiğiniz bir şeymiş. Şimdi bilindik bir kelime daha. Fakat biz buna hukuktaki kullanımıyla yaklaştık. Bir bakalım. Hukukta bir olay veya durumun oluş nedenlerini anlayabilmek için yerinde yapılan inceleme. Yerinde, bu olay orada olmuş. Bir nokta noktaya gidelim derler. Olay yeri. Evet. Olay yerini bir görmeye, bir nokta noktaya gidelim. Ay, hiç bilemedim şu an. Sanki daha önce oraya hiç kimse gitmemiş gibi. Öyle düşünün. Biliyorum. İlk defa oraya gidiyormuş gibi. Alın bir harf. Bir tane harf. Aldık bir tane. Nokta nokta ekibi derler hatta oraya gelip de bakan ekibe. Şöyle bir bakıyorlar. Neresiymiş burası? Hmm. Kraliçemiz adına bu topraklara Santa Cecilia ismini veriyorum. Keşif. Keşif efendim. Biraz uğraştırdı. Ama bin oldu kasa. Hem de daha üçüncü soruda. Güzel başlangıç, devamı da gelir. Buyurun. Tek seferde ağırlığının 8 katı kan emebilen bir canlıdır. Sinek midir acaba? Değil. Sinek galiba daha fazlasını emiyor. Sivrisinek, bazı sivrisinek cinsleri, türleri. Yılan mı? Yılan mı? Kan emen yılan mı var? Bir tane hem yılan, alalım hem... mı? Alalım. Yılana benzer. En azından formu. Sülük. Sülük de efendim. 1400 oldu kasamız. Şimdi efendim kimya bilgisi. Ama ortaokul düzeyinde. Görelim. Kimyada bileşimine giren maddeleri ve oranlarını sembollerle gösteren kısaltmaya formül diyoruz. Bu da size 600 puan birden kazandırıyor. Kimya sevdiğiniz bir ders miydi? Yani fizikten daha çok geometri? Ya onu da seviyorum. Onu matematikten daha çok seviyorum. Ben de. Geometriyi evet. Matematikten daha çok severdim. Buyurun bakalım iki kelime. Ölçüsü 360 derece olan düzlemsel açıklık. Düzlemsel açıklık. Tam açı. Nedir? Tam açı. Kesinlikle odur Duygu Hanım. Tebrik ederim. Gayet başarılı bir şekilde işte yarışmanın tam ortasına geldiniz bile. Daha doğrusu şu soruya cevap verdiğinizde tam ortasında olacağız. Buyurun. İyi gidiyorsunuz. Menfi ve negatif. Bu sözcüklerin Türkçe kökenli olumsuz karşılığı neydi? Olumsuz. Olumsuz. Kesinlikle doğru. Geliyor yumuşak. Daha merak ettiriyor sizi. Şu yoksunluk ekli sorulardan bir tane daha var. Ama şunu hallettikten sonra. Tamam. Şimdi bir müzik aleti soruyorum size. Genellikle abonoz ağacından metal perdeli, üflemeli bir çalgıdır. Ahşap ama perdeleri metal. Bağlama falan mı? Bağlama mı? Yapmayın. Üflemeli bu. Üflemeli çalgı bu.
Bir tane harf rica edebilir miyim? Alalım bir harf bakalım. Siz nereliydiniz? Balıkesir. Balıkesir. Çıkalım kuzeyine, denizi geçin yukarılara. Ki Balıkesir, Çanakkale o taraflarda da duyarız sesini çokça. Harf alsam mı süren gitmesin? Alalım efendim bir tane daha. Aldık bir tane daha. Ne güzel K harfiyle başlıyor bu. Üflemeli çalgının ismi. K harfiyle başlıyor, T harfiyle bitiyor. Bir tane daha harf istiyorum. Hadi bir tane daha. Ama yeter. Klarket. Klarket değildi o. Klasket. Durduralım mı? Hayır. Klar... Klarkot. Klarkit. Eyvah eyvah. Klarnet. Klarnet. Gayet net. Bunun ismi basiret bağlanması. Neye mal oldu? Ciddi süreye mal evet. oldu. Elde kaldı 58 saniye. Artık çok hızlanmak lazım. Tamam. Ama imkan sağlayacak tıpkı olumsuzdaki gibi bir yoksunluk eki var kelimenin sonunda. Siz 800 puan birden kazanırsınız bu sorudan. Görelim. Mecazen, mütevazı, alçak gönüllü veya kendine çok güvenmeyen. Hem mütevazı, alçak gönüllü ya da kendine çok güvenmeyen. Harf alabilir miyim? Alırsınız. İnşallah ek kısmından gelmez. Gelmedi. Sesli harfle başlıyor. Mi? Bence de. Bana sormayın. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Sonunda hangi ek vardı? Sız. Çok güzel. Mütevazı, alçak gönüllü. Kendine çok güvenene ne derler? Egoist. Egoist mi? Egoist değil. Yani kendine güvenen yarışmacı. Nasıl bir yarışmacı? İddialı, iddiasız. Aa, o kadar da basit. 4400. O 4400 9000 olur. Ne de güzel olur. Umarım. Bir umudunuz yok gibi konuşuyorsunuz var. Ama. Hadi o zaman tırnaklarınızı çıkarın. Şu 9 harfli cevabı, özür dilerim. Daha 9 harflere gelemedik. Son 8 harfli cevabı bir halledin. İki kelime. Bilgisayarların çalışmaları ve ayarları belleğine yerleştirip az miktarda güç kullanarak beklediği duruma... Uyku modu. Denir ve 800 puan birden kazandı. Hadi. Şöyle soruyoruz efendim. İki kelime birleşik yazıldığı da görülüyor ve diyor ki gücenilecek veya kötü karşılık verilebilecek bir davranışı anlayışla karşılamak. Alttan alma gibi düşünüyorum. Sığmaz o. Benzer mi peki? Gibi bir şey. Bir tane harf alabilir miyim? Ya o davranışı anlayışla karşılamak. Olabilir böyle şeyler. Olabilir böyle şeyler. Evet. Mekmak diye bitiyor. Olabilir böyle şeyler. Hor görmek. Hor görmek mi? Tam tersi bence. Ajda Pekkan ne diyordu? Hor görsen... Hayır, öyle değil mi? Hoş görmek. Hoş görmek. 800 puan değerim dedi. Niye böyle oluyor? Sürem, yani sürekli süreyle ilgili süreye değil. Bakıyorum. Hayır, gayet basit olan cevap. Siz de gayet rahat cevaplayacaksınız. O sırada sanki kulağınıza birisi olmadık bir şey... Klarnet değil o, klarket falan diyor gibi. Değil mi? Çok fazla izlediğim için yarışmaya herhalde. Acaba? Tüm kelimeler birbirine girmiş olabilir. Yoksa zorunu mu arıyorsunuz illa ki? Bu kadar de. Kolay olmamalı diye. Bakın çok kolay. Vallahi çok kolay. 9 saniye kaldı. Artık beni beklemeyin. Harf alacaksanız harf deyin. Fakat benden önce tokatı indirin tamam. Şuraya. Hazır mıyız? Hazır. Hadi bakalım. İki kelimedir. Gayet de basit sorudur. Belki harfe de gerek duymayacaksınız. Bir bakalım. Piyango, loto, at yarışı. Genel adı nedir? Şans oyunu. Çok güzel. Bir tanecik soru kalacak. Buna da cevap verdiğinizde. Hı hı. Sondan bir önceki soru iki kelimeden oluşuyor cevabı. Düzenli, dağınık olmayan, düzen bir verilmiş. Bir tane harf alabilirim. Bir harf istediler. 3 saniye kaldı. Derli top. İşte bu kadar. O mu aklınıza geldi önce? Ya harfi almadan evet, önce de... Evet. Tüh. Neyse. 100 puan. Nazar boncuğu olsun. Tamam. 8800 puanın peşindeyiz efendim. Son sorumuzdur bu. Yine iki kelimeden oluşmaktadır cevabı. Yine bastarla bitmektedir. Fakat ilk kelime batı kökenlidir. İkinci kelime bizden bir fiildir. Tamam. Gelsin mi sorusu? Gelsin. Geldi bile. Mecazi anlamda bir maddi veya manevi kazanç sağlamak, beğeni toplamak. Yapmak. Güzel. Ne demiştim? Batı kökenli demiştim ilk kelime. Klas yapmak. Klas yapmak mı?
klas yapmak değil. Beğeni toplamak. O hareketinle zaten o topluluğun içerisinde o hareketi yaptın ya, büyük. Beğeni toplamak. Beğeni topladın. İkinci kelimeyi buldunuz. Neydi? Evet, yapmak. Yapmak. Dört harfli bir kelime arıyoruz. Batı kökenli olmalı. Ne yapmak? Maddi veya manevi kazanç sağlamak, beğeni toplamak. Ne yapmak? Maaşa da yansır. Prim yapma. Duygu Hanım İK'cı olduğu için prim kelimesini pek sevmez. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı efendim. Ama çok güzel yarıştılar. Daha kuvvetli bir alkış hak ettiler.